Arkadaşlar merhabalar. Bugün kazandıran üçlükte önce acil, sonra endemik ve en sonda orijinalden birer tane soru göstereceğim. İlk sorumuz bir okuyun yapmaya çalışın bakalım. Bir yakıt istasyonunun sadece bir arabalık yeri olan bir numaralı dolum bölümünde ikisi dizel, birisi benzin yakıt veren 3 pompa vardır. Ayhan bu bölümün görevlisidir. Bu istasyona ikisi dizel, biri benzinli olan 3 otomobil geliyor. 2 dizel benzin var. Araba olarak yine iki dizel bir Benzin var, bu araba, bu da e, pompa olarak. E, otomobil sahipleri araçların istasyonu girişine park ederek anahtarlarını Ayhan'a veriyor. Ayhan bu üç otomobili rastgele bir sırayla birer birer bir numaralı bölüme götürecek ve rastgele bir pompadan yakıt koyacaktır. Üç otomobile de doğru yakıt koyma olasılığı kaçtır? O zaman nasıl olabilir arkadaşlar? Benzinli dizel dizel olabilir. Sonra dizel, benzinli, ben e, dizel olabilir. Ve en sonunda da dizel, dizel, benzinli olabilir. O zaman birinci durum. Benzinli gelme olasılığı, araba. Çünkü arabaları rastgele alıyor, şey yapmıyor. Arabaları alıyor, rastgele bir numaralı bölümdeki pompaya götürüyor. Dolayısıyla e, benzinli gelme olasılığı 1 bölü 3. Benzinli geldikten sonra benzinli pompaya gitme olasılığı 1 bölü 3. Çarpı artık benzinliği götürdük. O zaman dizel gelme olasılığı artık 1. İkisi de dizel zaten. Sonra gelen dizelin tabii ki şimdi bu bu arabanın dizel olma olasılığı 1. Ama dizel pompasına gitme olasılığı 2 bölü 3. Niye? Çünkü arkadaşlar sırayla götürüyor ve bir nevi bunları görmüyor. Dizel dizel benzinli pompa var da hangisi dizel hangisi benzinli biliyormuş gibi düşünmeyeceksiniz. Bilmiyormuş gibi düşüneceksiniz. Son durumda yine dizel gelme olasılığı 1 ama buraya geldiğinde artık pompanın önüne geldiğinde hangisi dizel hangisi benzinli hiçbir zaman bilmiyor. Buna göre düşünün tamam mı? Yine geldiğinde rastgele pompaya götürüyor 2 bölü 3 olasılıkla. İkinci durumda yine de, e, dizel gelme olasılığı 2 bölü 3, dizele gitme olasılığı 2 bölü 3. Sonra benzinli gelme olasılığı 1 bölü 2, benzin pompasına gitme olasılığı 1 bölü 3. En sonunda dizel gelme olasılığı 1, dizel pompasına gitmesi olasılığı 2 bölü 3. Son durumda da yine dizel gelme olasılığı 2 bölü 3, 2 bölü 3 olasılıkla dizele gidecek. Dizel gelme olasılığı 1 bölü 2 ve dizele gitme olasılığı 2 bölü 3, benzinli gelme olasılığı 1 ve benzine gitme olasılığı 1 bölü 3 oldu arkadaşlar. Bir bakalım o zaman ne oluyor, kontrol edelim. Burada ikiler sadeleşti. Burada ikiler sadeleşti. Ee, o zaman ilk kısımda 4 bölü 81. ikinci kısımda 4 bölü 81 ve üçüncü kısımda yine 4 bölü 81 oldu. O zaman 4 bölü 81'in 3 ile çarpımından ne gelmiş oldu? 4 bölü 27 E şıkkı geldi bakın. Soruda önemli olan şuydu. Önce bir durumları tespit etmek daha sonrasında her bir aracı seçme olasılığımızı görmek neden rastgele? Lütfen sorularda rastgele olduğunda oranın olasılığa girdiğini unutmayın. Rastgele benzinli gelme olasılığı ama aynı zamanda neye dikkat ediyoruz? Arabayı aldım hangi durumda olduğunu bilmeden. Sonra götürdüm pompalarda neler olduğunu da bilmiyorum. Hep bir bilinmezlik içindeyiz gibi. Böyle sorularda sanki arabanın ne olduğunu bilmiyormuşsun. Yine aynı şekilde pompanın da ne olduğunu bilmiyormuşsun ve görmüyormuşsun gibi düşünmeniz lazım. Rastgele torbadan top seçmek gibi. İkinci soru zor bir soru değil ama üzerinden bir geçelim arkadaşlar isterseniz endemikten bu da e, denemesinden. Aşağıda y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi x eşittir bir de süreklidir. Şimdi burada farklı farklı fonksiyonlar var bakın nasıl düşünebilirsiniz sürekliliği şöyle değer veriyormuşum gibi düşünmeyin. Burada bir uğraşın sonra benim çözümüme bakın. Bir, e, sürekliliğe bakacağım. O yüzden f'se yazacağım. Fonksiyonun değerine bakmıyorum. x eşittir 1 de sürekli demek. Burada x yerine 1 yazıyorum. 3 noktasındaki sürekliliğe bakacağım. Bakın f3'ü bulduğumu sakın düşünmeyin. O zaman 3 noktasındaki süreklilik. Artık fonksiyonun 3 noktasında sürekli olmadığını biliyorum. Soldan farklı, sağdan farklı. Böylece bu süreksiz oldu. Neye dikkat edeceğiz arkadaşlar? bir fonksiyonda biz x'e değer veriyoruz her zaman. O yüzden burada da bak x'e değer verdiğim zaman kaç vereceğim? 1. Ee, ne söylüyoruz? 1 eksi 3'ten eksi 2. Ama eksi 2 noktasındaki değeri bulmayacağım. O yüzden fs yazıyorum hani anlayın diye biraz uydurma bir tanımla. Eksi 2 noktasındaki sürekliliğe bakarsak bakın sol ve sağ limitler farklı. O yüzden yine yok. C şıkkına geldiğimiz zaman x yerine 1 yazalım. Sıfır noktasındaki sürekliliğe bakmış olacağım. Neden? X yerine 1 yazıyorum. Dolayısıyla sıfır noktasında fonksiyonumuz sürekli. O zaman tamam bu problemsiz. D şıkkına geldiğimiz zaman 4-1 ama sürekliliğe bakıyorum fonksiyonun değerine değil. Böylece 3 noktasında süreksizdi. Gördüğünüz gibi sol limit sağ limit farklı. Ve son olarak F kare yine sürekliliğe bakacağız. 1 ee, yazarsak yerine eksi 1 bir, eksi 1'den eksi 2. Fonksiyon eksi 2 noktasında süreksiz olduğu için tabii ki şöyle bakın olaya. Ee, eksi 2 noktasında 2 tane fonksiyonun çarpımı aslında bu değil mi? E haliyle burada süreksizse burada da süreksizse çarpımlarında da tabii ki süreksiz olacak. Böylece cevabımız C şıkkı geldi bakın fonksiyonların temel mantığının x'e değer vermek olduğunu daha sonrasında işte şu grafik verilen grafiğe dikkat etmemiz gerektiğini unutmayın. Ben gidip tabii ki burada öteleme yaparak da görebilirdik şunu. Bunu öteleme yaparak da görebilirdik ama şu şu ve şu bir daha grafiğini çiz, öteleme yap, insanı derde sokar. O yüzden çok mantıklı bir şekilde ben değer verme yönteminin önemli olduğunu düşünüyorum. Gelelim son sorumuza. Orijinalden güzel bir katı sorusu. Yandaki şekilde üst taban merkezi A olan silindir biçimindeki bir kabın içine tabanları çakışık ve yüksekliği silindir ile aynı olan bir koni yerleştirilip koni ile silindir arasındaki boşluğa yüksekliğin 2 bölü 3'üne kadar su doldurulmuştur. Kaptaki suyun hacmi 28 litredir. Daha sonra kap yan yatırılıp silindir A noktasından bir delik açılıyor. Buna göre kaptan dökülen su kaç litredir? Bir yıldız koyalım. Burada iki soruda çok zorlandığınızı düşünmüyorum ama bu soruda birazcık dikkatli olmanız lazım. Şimdi arkadaşlar e, aradaki yüksekliğe su doluyor bakın. Orada söylüyor arasındaki boşluğa doluyor su. Yani siz e, kesinlikle koninin içine su doldurmuyorsunuz. Koni ile silindirin arasındaki boşluğa. O zaman bakalım şimdi e, oranlama yapacağız. Bir kere yüksekliğin 2 bölü 3'ü demiş o zaman buraya H dersek burası 2H'dır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2 bölü 3H yüksekliğinde su var. Koniden yola çıkarak düşünelim. Şimdi buraya V dersem benzerlik oranı 1 bölü 3 değil mi? H ve 3H toplamda o zaman benzerlik oranımız 1 bölü 3. Küçüğün tamamlı oranı. Hacim oranı nedir? 1 bölü 27. O zaman ben V dersem şuraya 26V kalır. Koniden bahsediyorum. Şöyle kesit olarak bakarsanız. Gelelim silindire. Silindir her zaman aynı yüksekliğe sahip olan koninin 3 katı hacme sahiptir. 81 ve ve silindirdeki avantajımız nedir? Yükseklikle doğru orantılıdır hacim. Dolayısıyla burada 81'i 3'e bölersek üst katmanda 27 v var. Altta da arkadaşlar 54 v var. 54 v neresi? Silindirin burada tamamını. O zaman şunu anlarız değil mi? tamamı 54 V ise konide kalan kısım 26 V ise arada suyun dolduğu yer neymiş? 28 V ve o bize ne verilmiş? 28 litre. Dolayısıyla arkadaşlar V buradan 1 geldi. Bu kenarda dursun. İkinci duruma dikkat edelim. Yine aynı durum. Silindir 81 V olduğuna göre silindirin şu yarısı nedir arkadaşlar? 2'ye bölersek 40,5 V. Koninin hacmi neydi? 27V. Yarısı nedir? 13,5V. O zaman suyun dolu olduğu yer şu kırmızıya taradığım yer değil mi? Böylece o kısımda ne olacak? 40,5V'den 13,5V'yi çıkaracağım. 27V kalacak. V de 1'di. Demek ki 27 litre su. İkinci durumda arkadaşlar suyun olduğu yani o silindirle koninin arasındaki boşluğa dolan yer 27 litre geldi. e Başlangıçta 28 litre su vardı ama demek ki bizim 1 litre su boşluğa dökülmüş gitmiş. Bu şekilde bakın e, hoşuma giden 3 tane soruyu çözmek istemiştim sizinle. E, burada bu soruda söylemek istediklerimi söylemiş oldum. Önemliydi. Sıralamaya dikkat ediyoruz tabii ki. Bir de arkadaşlar lütfen rastgelelerde 1 bölü yapmayı unutmayın. Sonra bu fonksiyonlarda da değer veriyormuşuz gibi düşünün. Sonra grafiğe bakın. Burada da zaten gördüğünüz gibi bu soruda güzelce yorumumuzu yaptık. Silindir ve koni hacmi arasındaki ilişkiye baktık. Devam edeceğiz inşallah arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar. Geometriyi ihmal etmiyoruz. Onu da sonsuz olarak söyleyeyim.